Bakın, burada ıhlamur görüyorsunuz. Mutlaka bu yılın mahsulünün olması lazım. Yani bir yılı geçmemiş olması lazım. Çünkü geçerse içerisindeki kimya değişiyor. Yani bu canlı bir şey, bunu unutmayın. Bunu kestiniz ama kururken dahi bu içindeki etken maddeler aktiviteye sahipler. Mesela tilirozit var içerisinde. Yani tilirozit ki yağ depolayan hormonları frenler. Mesela bazı diyet uygulamalarında kahve önerirler. Günde 2-3-4 bardak kahve için derler ki çok yanlış. Çünkü neden? Kahvede çekirdekten o. Bakın yaprak farklı şey. Yapraktan alınan kafeinle ki çaydan alıyorsunuz onu. Kahve içerken ki o kafeini de çekirdekten alıyorsunuz, tohumundan. Dolayısıyla siz kahve içtiğiniz zaman onun da içinde kafein var. İşte o kafein ne yapıyor? Selülitlere neden olan yağ depolayan hormonları aktive ediyor. Hiç mi kahve içmeyeceğiz? İçin efendim günde bir bardak, hadi iki bardak kahve için. Ama böyle filtre kahveler şimdi moda oldu. 2 saatte bir Tabii. kahve. Yok ben sabah uyanamıyorum. Kahve içmem lazım Sabah filan o deyip. kutuyla işe gitmeyeni herhalde almıyorlar hocam. Da söyleyeyim. Sedef gibi, efendim, egzama gibi, liken gibi, liken planus mesela, bazı deri hastalıkları var. Bu insanlar kahveyi fazla içtiklerinde, yani kahve içtiklerinde pullanmalarının, döküntülerinin arttığını hayretle göreceklerdir. Yani bazı insanlar diyelim ki egzaması yok, işte sedefi yok, herhangi bir deri hastalığı yok ama kahve içip de çok kahve içen var. Mesela bunlardan bir tanesi benim abim. Şikayet ediyor. Ya diyor bütün vücudum böyle derim dökülüyor diyor. Pul pul yani resmen. Abi dedim şu kahveyi az iç. Hocam akşamdan pardon sabahtan akşama herhalde bir 12 bardak filan içiyor. Türk kahvesi değil değil mi? Kendisi tabii İlk. İngiltere'de yaşadığı için orada biliyorsunuz şey ama o anki artık had safa. Kafeinsiz içmeye başladım dedi. Abi iş sadece olay kafeinsiz meselesi değil. Yani bunda dekafein dedikleri işte aynı şey. Fakat kahveyi gerçekten azalttı ve o pullanmalar da ne oldu? Geçti. Geçti.